Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Ben Doktor Melih Atahan Güven. Acıbadem Hastanesi Kadıköy İstanbul'da çalışmaktayım. Kadın hastalıkları doğum uzmanı ve perinatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere fetal kalp taraması ile ilgili genel bilgiler vermeye çalışacağım. Fetal kalp taramasının neden olduğunu, gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. En çok doğumda rastlanan anomaliler olması, hepimizin sıklıkla gözden kaçırabilmesi olması, dolayısıyla bu fetal kalp taramasını önemli kılmaktadır. Hepinizin de bildiği gibi sıklık olarak dünyada binde 10 ile binde 6 arasında değişmekle birlikte ortalama binde 8 sıklıkla görülür. Bu da demektir ki yaklaşık her 125 yeni doğan doğumunda karşımıza 125 doğumda bir tane kalp anormal bebek doğar. Bu irili ufaklı kalp anormalleri hepsini içerir. Küçük bir atrial septal defekt secundum'dan, küçük bir BSD'den, büyük bir majör sakatlığa kadar tüm insansı içermektedir. Büyük majör sakatlıkları alırsak yaklaşık görünme sıklığı 500'de 1'e kadar düşebilir. Kromozom anomalilerinde en sık korktuğumuz Down sendromudur. Yaklaşık 800'de 1 toplum prevalansı vardır tüm yaş grupları içinde. Ki ortalamaya bakarsak bu sıklıkta kalp anomali bebek doğurma ihtimali Down sendromu bebekten 6 kat daha sıktır. Keza neural tüp defektlerinden de 4 kat sıktır. Bu neyi ifade ediyor? Kalp anomalileri deyip geçmemek lazım. Yaşamsal bir organ olmasının yanında çok da sık olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kalp anomalileri neden önemlidir? Burada da belirttiğim gibi bir kere perinatal mortalitenin en önemli sebebi. Perinatal mortalite dediğimiz antenatal ve doğumdan sonraki bir süreçte olan ölümlerin hepsine perinatal ölümler diyoruz. Bu mortalitenin %30'dan bakın neredeyse 3 tane doğumdan, ölümden bir tanesi kalp anomalisiyle ilişkili. Keza bu anne karnında olan konjenital kalp anomalilerin doğumdan sonra yaklaşık 1/4 biri doğumdan sonra acil müdahale istiyor. Yani bunlara acil prostaglandine veya acil müdahale etmediğimiz takdirde bu bebekleri kaybedebileceğiz. Bu yüzden antenatal tanı yani tespiti ve buna yönelik tedavisi gerekirse çok büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda konjenital kalp anomalilerinin yaklaşık 1/5 biri kromozom anomaliyle beraber. Yani siz konjenital kalp anomalisi deyip geçebilirsiniz ama bir de yüzüne Down sendromu yaşayabilir bir kromozom anomalisi beraberse bireyin sonraki yaşamı çok daha fazla zorlaştırabilir. Dolayısıyla ailenin konjenital kalp anomalisi dışında kromozom anomalisi öğrenme isteği de arzu edilebilir durum olabilir. Bu yüzden konjenital kalp anomalilerini kaçırmamak gerekir. Aynı zamanda bu konjenital kalp anomalilerinde tabii kromozom sakatlıkları bazı tiplerde daha çok, bazı tiplerde hiç görünmeyebilir. Ama ortalama olarak yaklaşık konjenital kalp anomalilerin basit diye tiplerlendirilmiş çok hani komplike olmayan anomalilerde az sıklıkta görülürken kromozom anomalileri kompleks dediğimiz içe geçmiş kompleks anomalilerin olduğu durumlarda görünme sıklığı artmaktadır. Peki konjenital kalp anomalileri antenatal dönemde tespit edebilmek mümkün mü? Elbette mümkün ama bunun için bir takım bakılara ihtiyacımız var. Nasıl bakmamız gerektiğini bilmemize ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu iş şansa bırakılacak bir iş değil. Eğer şansa bırakırsanız hepinizin ağzından şunu diyoruz. Ben işte şu şu tarihte hayatımda bir kere şu 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 anomaliyi yakaladım. Evet o anomaliyi yakaladınız ama işte o anomali dediğiniz sizin şurada gördüğünüz kırmızı balık, beyaz balıklar, diğer balıklar. Dolayısıyla sizin yakalınız sadece bir tanesi ama aslında bu beyaz görünen balıkların birçoğu da kırmızıydı, siz gözden kaçırdınız. Dolayısıyla aslında kalp anomalili bebek oldukça fazla ama neye bakacağımızı bilirsek bunların hemen hemen hepsini yakalamamız mümkün olacaktır. Peki neye bakalım? Bebeği incelerken 3 damar mı bakalım, 4 odacık mı bakalım, 5 oda görüntüsü mü bakalım, sadece büyük damar çıkışlarını mı değerlendirelim ya da hiç bakmayalım ya da fetal eko endikasyonlarını değerlendirerek evet hastamızda siz riskli gruptasınız. Size fetal eko yapılması gerektiği sadece onları mı yönlendirelim? Onun dışında sadece kalp atışını görüp yeterli mi diyelim? Bunların tabii ki aslında hiçbiri değil. Sadece 4 oda görüntüsüne bakarsanız bugün dünyada kabul edilen iyi bir gözle bakıl takdirde sadece konjonitel kalp anomalinin neredeyse 3'te 1'inden biraz fazlasını %30-40'ını yakalıyorsunuz. Maksimum 40'larda. Sadece 4 oda görüntüsü. Ama büyük damarları da eklerseniz bu çıkışlara 4 adanın üstüne bakın %70'leri çıkıyor. Her 10 kalp anomalisinden ciddi olanlar da dahil olmak üzere 7'sini yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka büyük damarları ve 4 odayı birlikte değerlendirmek gerekir. Bugün bunların hepsini izleyeceğiz. Sadece 4 oda görüntüsüne bakarak bakın burada VSD, atrioventrikül septal defekt, hipoplastik sol kalp, trisküt atresi, mitral atresi, double inner sol ventrikül dediğimiz anomalileri görebilmeniz mümkündür. Bunun örneklerini videolarını birazdan izleyeceğiz. Bununla birlikte ama büyük damarlara bakmazsanız transpozisyon,
pulmonary atresi, double artery çift çıkımlı ventrikül, trunkusal artery ve arka normalleri kolaylıkla kaçırırsınız. Dolayısıyla mutlaka iki bakımın birlikte yapılması elzem olarak görünüyor ve isteniyor. Peki bu kalp taraması niçin bizim için önemli? Çünkü bu benim çok sevdiğim bir slide. Bakın bu iceberg. Iceberg'in standart olarak normalde %10'unu dışarıda biz görürüz. %90'ı suyun altındadır. Aynen bu fetal kalp hormonlarının eko endikasyonlarında olduğu gibi sadece işte diyabettir anne ya da daha önce yoktu mu konjonktal kalp hormonu öyküsü vardı. Sadece bunları kalp ekosuna gönderirseniz yakalayabileceğiniz kalp hormonlu bebek oranı burada belirlidir. %10'dur. %90'ı ise bu eko endikasyonu içine girmeyen grup. Yani düşük riskli grup dediğimiz popülasyonda olabilecek hastalardır. Dolayısıyla asıl bizim bu normal popülasyonda rutinde gördüğümüz düşük riskli hastalarda aslında kalp anomalilerinin çoğu var. Dolayısıyla bizim mutlaka fetal kalp taramasını obstetrisyen olarak mutlaka bilmemiz lazım ki bu %90'ın kalp anomalilerini doğacak bebeklerin yakalayalım. Kalp anomalilerini peki yakalayalım diyoruz da acaba gerçekten hepsi yakalanabiliyor mu? Bugüne kadar yapılmış birçok çalışmada, Eurofetus ve diğer çalışmalarda kalp anomalileri görüldüğü gibi sistemde de diğer sistem anomalilerine göre en az yakalanma oranı. Neden? Çünkü kalp her şeyden önce 3 boyutlu bir organ. Bir ön bakıda veya bir açıda baktığınızda diğer tarafını göremiyorsunuz. Biraz da kompleks yapısı var. Ama bunu daha basit bir tarafa çevirmek için bir özel bakış şekli ve sistematik bir bakıyla dolayısıyla bu oranı yükseltebilmek mümkündür. Bunun için dünyada birçok guideline'lar vardır ve hemen hemen tüm guideline'lar dört oda görüntüsünü ve çıkışları temel olarak almaktadır. Bakın yıl 1998, American Institute of Ultrasound Medicine, Amerikan Ultrason Derneği burada 98 yılında ne önermiş? Bir genel bak yapın diyor kalbe, atrium ventriküllere bakın diyor ve valvelere bakın diyor, atrium ventriküller valvelere. Sadece bu kadar. Bakın çıkışlar, büyük damar çıkışlarının değerlendirildiği bir şey yok. Ama yıl 2013-14-15'lere geldiğimizde bakın Dünya Ultrason Derneği'nin önerisi sitis pozisyonunda 4 oda görüntüsüne bir bakın. Bundan sonra sağ ve sol ventriküler çıkışlarını büyüklükle değerlendirin. Hatta aorta pulmonerden kapak hareketlerine bakın. Bir de üstüne 3 damar trakeal görüntüsünü değerlendirin diyor. Bu bakıyı yaparsanız mükemmel bir tarama olmuş olur. Görüyorsunuz yaklaşık 1998'den günümüze gelinceye kadar geçen süreçte ne kadar değişti. Tabi bunlar bir teknoloji inovasyonların da eklenmesiyle beraber bu istenilen şeyler de arttı. Ama zaten hep iyiye gidiş olduğu için biz kadın doğumcular da mutlaka bakıda bu kalp taramasına kendimizi daha iyi yöne kaydırmak zorundayız. Bu kapsamda bugün bunlara bakacağız. Ama her şeyden önce bu kalp taramasını yaparken bir kere elde ettiğimiz cihazın ya da kullandığımız cihazın mutlaka bir takım ayarlarına standart hale getirmemiz lazım. Bunlar nelerdir? Her şeyden önce görüyorsunuz. İlk önce kalbe odaklanmak lazım. Kalbe odaklanırsanız bir box içine almanızı tavsiye ederim. Ne kadar küçük alanı yaratırsanız o kadar gereksiz ses dalgalarından ve onun görüntüsünden uzaklaşmış oluruz. Bir kere küçük bir çalışma alanı sağlamamız lazım. Sonra frame rate'i yükseltmemiz lazım. Yani frame rate dediğiniz görüntülemede ne kadar hızlı fazla olursa o kadar. Çünkü kalp hareketli bir organ. Bir saniyede hareketli bir organ olduğu için mutlaka onun da görüntülerini güzel yakalayabilmek için daha hareketli görüntülemeyi sağlayacak frame rate oranını yani görüntüleme hızını arttırmamız lazım. Bunun haricinde frekans oranı da artmamız lazım ki görüntü daha güzel olsun. Ve bugün artık birçok cihazda olan harmonik imajı kullanırsak kalpte güzel bir görüntü sağlayabiliyoruz. Frekans derken bakın burada normalde bir kalbi görüyoruz. Burada bir görüntü var. Frekans burada görüyorsunuz bu civardayken. Burada frekansı arttırdığımız takdirde bakın görüntü daha netleşti. Bu frekansı arttırmanın faydasını göstermektedir. Bir sonraki slaytımızda bakın harmonik imaj yaptığımız zaman şurada kalbi görüyoruz. Kalbim burada bakın harmonik imajı koyduğumuz zaman daha net bir görüntü oldu. Belki biraz bulanık gibi görünebilir ilk başta ama konturlar daha net olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla harmonik imaj ve frekansı arttırmamızın faydasını gördük. Burada bakarsak bakın burada kötü bir görüntü. Burada da fena değil ama daha iyi bir görüntü. Bakın görüntü biraz daha iyileşti. Buradaki görüntü sabit duruyor. Gördüğünüz gibi bakın yine daha iyi sayılır. Ve daha da büyütülmüş bir yakından çekim. Ve her türlü harmonik imajı frekansı arttırmış. Küçük bir box'ta görülen bir görüntü izledik. Dolayısıyla iyiden kötüye doğru gösterdim bu görüntüyü. Ama bu offsetlik modda tutarsanız gördüğünüz gibi her zaman flu, net olmayan bir görüntüyü göreceksiniz. Halbuki bu görüntüleri bir gösterdiğim gibi box'a alıp frekansı arttırıp harmonik imajı koyduğunuz zamansa çok daha sağlıklı bir görüntü elde etmiş oluyoruz.
Peki fetal kalp taramasını nasıl yapalım? Bütün bunlardan sonra ayarlarımızı da yaptık, her şeyi de yaptık. Net hale geldi. Taramada neye bakmak lazım? Buna ben 5 vites tekniği diyorum. Tıpkı arpanın 5 tane vites gibi 1, 2, 3, 4, 5. Sonuçta bu 5 vitesi tamamlarsanız oldukça güzel bir bakı yapmış olursunuz. Birinci viteste bir kere kalbin situsu, pozisyonu, aksı ve 4 oda görüntüsü. İkinci vites sol çıkış. Üçüncü vites sağ ventrikül çıkışı. Dördüncü ve beşinci vitesler 3 damar ve trakeal görüntüsü. Tüm bunların sağlanması güzel bir bakıyı sağlamış olacak. Burada taramada ilk başta situstan başlayacağız. Şurada aktif olarak görüntüyü görüyorsunuz. Situsta başlıyoruz. Daha sonra pozisyonu, aksını ve 4 oda görüntüsünü, kalbi büyüklüğünü, bütün bunları değerlendireceğiz. Bu gördüğünüz ekrandaki tüm yazıların hepsi aslında birinci vites için tarif edilmiş kalbin situs, pozisyon, aksı ve 4 oda görüntüsünün açıklamasıdır. Birazdan bunları tek tek göreceğiz. Ama her şeyden önce mutlaka fetusun kalbinin değerlendirmesi, situs değerlendirilmesiyle başlar. Burada situs nedir? Belki bazılarınıza yabancı bir terim olabilir ama fetus, situs demek bebeğin uterus içindeki duruşu demektir. Yani kalbin pozisyonu değildir. Yani kalp her zaman solda diyebiliriz ama bazen yanlış olabilir. Birazdan bunu göreceğiz. Mutlaka fetusun uterus içindeki tarihidir. Bunun için elle yapılan bakılar, fetusun pozisyonu veya başka yöntemler var ama en pratik olan yöntem fetusun başını bakmak ve ardından fetusun duruşunu sırtına göre duruşunu hesap ederek sizin de ultrasonuna baktığınız açıya göre fetusun duruşunu görüntülemek ve buna göre situsunu belirlemektir. Dolayısıyla bu fetusun yatışını belirlerseniz situsunu belirlemiş olursunuz. Bunu nasıl yapacağız? Birazdan göreceğiz. Situsta her şeyden önce 3 tane situs vardır. Situs solutus, situs inversus ve situs ambiguus. Situs solutus dediğimiz biziz. Yani sizsiniz. Sonuçta kalp solda, mide solda, safra kesesi ve karaciğer sağda. Bu sistemde olursa tüm bu lateralite, vücutta ayrılma, organların sağa sola ayrılması, buna situs solutus diyoruz. Aslında hepimizin normal anatomik yapısı. Situs inversus, solutus inversus diye geçinen şey aslında kalple midenin tam ters tarafta olması. Yani situs inversus derken kalp ve mide sağ tarafta, karaciğer ve diğer organlar sağ sol tarafta. Dolayısıyla buna ayna görüntüsü, mirror image, yani situs inversus adını görüntüsü. Yani situs solutus'un tam zıt görüntüsü. Situs ambiguus ise izomerizmle beraber, bunun bir diğer adı heterotaksis sendromudur. Sağ ve sol izomerizmde aslında kalbin atrial yapıları sağ ve sol birbirinden farklıdır. Atrial, sağ atrial yapı biraz yuvarlak, konveks bir yapıyken sol atrial yapı çıkıntılı bir yapı izler. Tabi bunu ultrasonda her zaman görüntülemek net olarak mümkün olmayabilir. Ama sağ ve sol atrial izomerizme ait bazı yan bulgular olabilir. Buradan da izomerizmizi çıkarabiliriz. Bunlarla ilgili tabi bazı problemler de olabilir. Onu birazdan göreceğiz. Bu situs solutus, size de gösterdim. Kalp görüyorsunuz sol tarafta, mideyle aynı hizada, karaciğeri sağ tarafta. Safra kesesi ve karaciğer yollarıyla bu situs solutus'u ifade ediyor. Biraz önce de söylediğim gibi mutlaka fetusun anne karnındaki pozisyonuna göre değerlendirilmeli. Detaylarını şimdi birazdan göreceğiz. Burada oklarla ifade ediyorum. Orta hattan hayali bir çizgi çekildiğini düşünün. Şurada görüyorsunuz. Bu orta hattaki çizgiden çekildi. Bu orta hattın sol tarafına kalan aortayı görüyorsunuz. Okla işaret edilmiş. Bu aorta sol tarafta kalacak. Sağ tarafta da IVC diye ifade eden inferior vena cava var. Bu da sağ tarafta kalacak. Ve vena porta da sağa doğru kavis alacak. Mide de sol tarafta olacak. Ve kalp de mide ile aynı tarafta çıkacak. Bu yapı sağlanırsa, bunu görebiliyorsanız bu şekilde, sağlıklı bir şekilde situs solutus adını veriyoruz. Yani normal, sizin bizim gibi normal fizyolojik yapı olarak adlandırılıyor. Bu da seviye olarak göstermiş, yine aynı bir seviye. Kalp ve mideyi görüyorsunuz aynı alanda olacak. Porta sağa doğru dönecek. Aorta sol tarafta olacak. İnferior vena cava vücudun sağ sol tarafı, sağ tarafında yer almış olacak. Dolayısıyla bunu da biliyorsunuz, mide ve üstünde de kalp vardır. Alt üst seviye olarak düşünün. Bu katlarda, bu ard arda gördüğümüz zaman sağlıklı bir görüntüyü elde etmiş oluruz. Peki buna örnek vermek gerekirse, annenin yanınızda yattığınızı düşünün. Ve ultrasona burada bakıyorsunuz. Bebeğin yatış pozisyonunu bu şekilde düşünün. Baş aşağı şekilde, yüzü yukarı doğru bakıyor. Ve sırtında annenin sağına doğru aldığınızı düşünün. Bu değerlendirmeyi yaparken bakalım. Burada ne görüyoruz? Bir kalp. Ve kalp hemen şurada da midesini de görüyoruz bebeğin. Vertebrasını görüyoruz. Bebeğin başı gördüğünüz gibi aşağıda.
Aşağıda vertebrasını görüyorsunuz, hemen annenin sağ tarafında bebek bu şekilde yatmış ve kalp aşağıda çıkıyor ama mideyle aynı tarafta ve aşağı tarafta yine kalbi görüyoruz. Burada gördüğümüz bir görüntü var ama bebeğin başı aşağı doğru yerleşmiş. Bu görüntüyü geçelim. Peki diğer görüntüye bakalım. Burada da kalp yukarıda. Yine mideyle aynı tarafta. Burada da baş aşağıda. Bunun da yüzü yukarı doğru bakıyor. Bunun da gördüğünüz gibi bebeğin sırtı annenin sağında. İki bebek de aynı görüntü ama aynı hastalar değil. Normalde hasta isimlerini buradan kaldırıyoruz ama özellikle kaldırmıyorum ki aynı hasta olduğu düşünülmesin diye. İki tane video gösteriyorum. İkisinde bebeklerin yüzü yukarı doğru, ikisinde sırtı aynı pozisyonda. İkisi aynı yatış şeklinde ama birinin kalbi aşağıda çıkıyor, birinin yukarıda. Bu durumda ne düşünmemiz lazım? Elbet iki tane doğru olmayacaktır. İki de yanlış olmayacaktır. Birinden biri doğru, birinden biri yanlış. Tabii ki yanıtımız normal şartlarda bebeğin şu durduğu pozisyonu görüyorsunuz. Kalbin de yukarıda olmasıdır. Bebeğin yüzü yukarı bakarken kendi patinizle değerlendirebilirsiniz. Kalbi burada göreceksiniz. Bir önceki pozisyonda gördüğümüz, yani ilk gösterdiğim video olan neydi o zaman? Karşımıza çıkan situs totalis inversus. Yani tamamen karaciğer midenin yer değiştirmesi. Çok nadir görülür ama gördüğünüz gibi situs değerlendirmesini net yapmazsanız karşınıza bunu da çok kolay atlayabilirsiniz. İzole de olabilir bu tür anomaliler. Yanında başka şeyler de eşlik edebilir ama situs değerlendirmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından çok bir değerli video olduğunu düşünüyorum. Diğer izomelimize gelirsek situs ambiguus. Situs ambiguus'ta izomelizmden bahsetmiştim. Sağ ve sol izomelizm, heterotaksi sendromu diye bahsetmiştik. Şurada görüldüğü gibi bakın atriumların yapıları dışarıdan kulakçıkları yukarı yapısı yaklaşık konveks bu şekilde ama ultrasonda bunu tespit edemeyebiliriz. Ama izomelizm varsa neydi normal yapıda? Bir kere unutmayalım. Aorta orta çizginin solunda, inferior vena cava sağında olacaktı. Sağ izomelizmde ise hem aorta hem de inferior vena cava aynı tarafta olur. Yani solda veya sağda. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Eğer ki her iki tarafta ikisini görüyorsak mutlaka bakın daha kalbe bakmadan büyük damar yapılarını inceleyerek izomelizm tanısını koyabiliriz. Burada baktığımız zaman bakalım şöyle görüyorsunuz. Burada abdominal çevre yapısını görüyorsunuz. Bu plandayken baktığımızda kalbin sol ve sağını ilk önce belirlememiz gerekir. Burası sağ tarafı, burası sol tarafı. Bakın mide, aorta, inferior vena cava. Aorta ile inferior vena cava ikisi aynı tarafta. Mide yukarı doğru bir çekilmiş görüntü var. Gördüğünüz gibi sonuçta bu ikisinin aynı tarafta olmaması lazım idi. Buradan sadece bakın daha kalbe bile bakmadan vakamızda sağ izomelizm tanısını net olarak koyabilmeniz mümkündür. Bir de sol izomelizm var. Burada da biraz önce söyledim atriumların kulakçıkları vardır. Bunu ama ultrasonda bazen görebilmekle birlikte tanısı çok zor olabilir. Her zaman da net izleyemeyebilirsiniz. Ama bunun da bir kolay yöntemi var. Neydi? Aorta solda, inferior vena cava sağda olacaktı. Inferior vena cava. Ama eğer ki inferior vena cava'yı görmezseniz ki sol izomelizm organı yaklaşık %70'inde inferior vena cava yoktur. Bunlar özellikle azigos alternatif bir yol olarak alt ekstremitelerden gelen venöz sistemi toplar ve dilat olur, genişler. Ve aortanın hemen arkasında, sol taraf arkasında bir geniş damar karşımıza çıkar. Bu görüntüde azigos görüntüsü genişlemiş. Bu da sol izomelizmi bize destekler. Videoya bakarsak gördüğünüz gibi burada neyi görüyorsunuz? Aorta ve hemen arkasında burada neyi görüyoruz? Aortanın arkasında inferior vena cava'yı görüyoruz. Tıpkı burada olduğunuz renkli yeşil alan ve sarı alan. Sarı aorta, yeşil azigos. Dolayısıyla hemen de burada da bakın sistemde burada da arda arda gelmiş damarları azigos sistemini burada da izleyebiliyoruz. Demek ki sağ ve sol izomelizmin tanısını büyük damarların inferior vena cava veya azigosun veya aortanın yerine pozisyonuna bakarak belirleyebilmek mümkün olabilmektedir. Buraya kadar situsuna baktık. Bundan sonra kalbin pozisyon ve aksını değerlendireceğiz. Buna bakarken neye bakmamız lazım? Pozisyon değerlendirirken ilk başta bilmemiz gereken pozisyonda 3 tür pozisyon vardır. Birisi dextrokardi, ikincisi mezokardi, üçüncüsü levokardir. Aksında ise iki türlü değişik vardır. Levo versiyon ve dextro versiyon. Bunların ne olduğunu şimdi birazdan göstereceğim. Burada gördüğünüz kalbin normal anatomik yapısını toraks içinde görüyorsunuz. Şu şekilde durur kalp. Dolayısıyla 45 derecelik bir açıyla hafif eğik olarak. Bu pozisyon olursa buna levokardi diyoruz. Bu normal standart pozisyondur.
Eğer ki sağa doğru yer değiştirirse, burada gösterildiği gibi, bunun adı dexocardiyo. Apex kısmına dikkat ediniz. Diğer sağ tarafa bakıyor. Eğer ki ortada olursa, apex'e bakın, tam ortada duruyor. Bunun adı da mezokardiyodur. Dolayısıyla bu üç pozisyondan başka bir pozisyon olmaz. Levokardiyo, dexokardiyo, mezokardiyo. Bu pozisyonel değişiklikleri ifade ediyor. Bir de aksla ilgili değişiklikler vardır. Aksla görüyorsunuz, kalbin ortalama hattını görüyorsunuz. Şöyle ortasından sagittal bir düzlem çekildiğini düşünün. Burada vertebradan geçiren çizgiyi. Aradaki açı yaklaşık 45 derece gibi. Tabi bunu gözle artık karar veriyoruz. Yoksa ölçüm yapmıyoruz. Normalde bu şekilde oluyor. Dextro pozisyonda ise görüyorsunuz biraz daha sağa doğru deviyormuş, kaymış. Burada ise levo pozisyonda ise burada sol tarafa kaymış olarak değerlendirebiliyoruz aksını. Bunlara baktıktan sonra ne aklımıza gelmeli? Eğer aksta bir değişiklik varsa bu çoğunlukla kardiyak patolojileri ifade etmektedir. Pozisyonda olan değişiklikler ise çoğunlukla ekstra kardiyak patolojileri ifade. Tabi bunlar hiçbir zaman %100 değil ama kalbin bilinmesi gereken temel şey şu. Pozisyonda ve aksında yapısında ziyade pozisyon ve aksında bir değişik varsa kalp hormonası olma ihtimali oldukça artar. Yani özellikle bu ilk trimesterde pozisyon ve aksa değişiklikler kalp hormonu şüphelenmemize önemli bir ipucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu videoda görüldüğü gibi kalp bir köşeye sıkıştırılmış vaziyette görüyorsunuz. Çevresinde akciğer doku ve kistik adrenal malformasyon doku kalbi bir tarafa doğru ittirdiğini görüyorsunuz. Eğer bir köşeye sıkıştırılmış, ittirilmiş bir kalp görürseniz akla iki patoloji gelmelidir. Bir, akciğere ait patolojiler ve diyafragm patolojileri. Dolayısıyla bu mekanik etkili kalbin bir tarafa ittirilmesiyle pozisyon ve aksında değişiklik olacaktır. Öncelikle düşünülmesi gereken bu ekstra kardiyak patolojilerin dışlanması olacaktır. Diğer videomuza baktığımızda midyesini görüyorsunuz ve kalbi görüyorsunuz. Normalde aslında pratik bir bilgi neydi? Kalbe giden yol mideden geçer. Dolayısıyla kalp ve mide aynı tarafta olacak. Yani situs solutus olması için mutlaka her şeyden önce kalp ile midenin aynı tarafta olması lazım. Ama görün, bakın, mide burada. Kalbin apeksi ters tarafta. Halbuki bu şekilde değil de mide ile aynı pozisyonda yatması lazım bu kalbin. Bu pozisyonu, bunu görmeniz bile dexokardi tanısı için biraz önce de göstermiştik, yeterli bir tanı aracıdır. Dolayısıyla her zaman tabii ki mide ile kalbin aynı tarafta olması bize situsun solutus olduğunu göstermez. Biraz önceki örneklerde görebildiğimiz gibi situs inversus olabilir, aynı görüntüsü olabilir. Ama her şeyden önce de kalp ile midenin aynı tarafta olması istediğimiz bir bulgudur. Sonra fetusun pozisyonuna göre değerlendirmemiz lazım. Burada görüyoruz ki her ikisi farklı taraflarda. Dolayısıyla tanımız dexokardidir. Burada görüyorsunuz normal bir kalp burada açısı şu şekildedir. Ama dexo anormal bir kalpte görüyorsunuz açısı mide, kalbin apeksinin bakış yerinin farklıdır. Yanda da bir patolojide görüyorsunuz. Bakın apeksi kalbin sağ tarafta yer almış. Farklı yönü bakıyor. Halbuki tam zıt tarafta olması lazımdı. Tabi bu dexokardi nedeniyle sonlanmış bir olgu değil. Yanında başka problemler de vardı. Bunun patolojik görüntüsü olarak karşımızda dexokardi kalp bu şekilde görülüyor. Diğer bir videomuza bakacağız. Burada ise yine kalbin farklı bir duruşunu göreceksiniz. Bakın dikkatinizi çeken mideyi gördük. Hemen de bir şey dikkatinizi çekiyor. Kalp var. Ama bir kalbin pozisyonuna bakın. Değil mi? Kalp dik duruyor. Yani sanki orta attı, değil mi? Adı orta attı zaten. Mezokardi. Kalp pozisyonu olarak mezokardik olarak yerleşmiş. Yani orta hatta yerleşmiş. Ne levokardiyo ne dexokardiyo. Tanımımız mezokardiyo. Tabii bunlarda da genelde situs problemleri ortaya çıkabilir. Bizi uyandırması lazım ama tek başına bu bölgeye anormallik olduğunu gösteriyor. Buraya kadar devam ediyoruz. Halen birinci vitesteyiz. Kalbi genel dıştan baktık. Şimdi dört oda görüntüsü ve diğer kalbin içiyle ilgili görüntülemeye bakacağız. Böylece bunu bitirdikten sonra birinci vitesimizi tamamlamış olacağız. Dört oda görüntüsünde neye bakmalıyız? Kalbin yerini kapladığına toraks içinde bir perikardiyal sıvı etrafta birikim olup olmadığına ve kalpte bir hipertrofi olup olmadığına bir global olarak, bir panoramik olarak bir bakmak yeterli olacaktır. Bu da nasıl oluyor? Görüyorsunuz burada toraks içinde kalp yerleşmiş. Kalbin çevresine bakarsanız çevresi yaklaşık toraks çevresinin yaklaşık 1/3, 1/2 gibi arada bir mesafede durmaktadır. Yer kaplayıcı olarak da toraksın içine baktığınızda yaklaşık 1/3 olarak yer kaplamaktadır. Burada görüyorsunuz kalbin kapakçıkları açılıp kapanıyor. Burada foramen ovale'yi görüyoruz.
pulmoner ven girişleri oklarla işaret ediliyor. Ventriküllerin hemen hemen çapları birbirine eşit aşağı yukarı. Atrium çapları herhangi birbirine eşit. Ventrikül kaslarının her ikisinin kasılması iyi. Apex'in yönü sol tarafa bakıyor. Burada aortunu görebiliyoruz. Desenden aortayı görebiliyoruz. Ve aks görünüşü, pozisyon duruşunu uygun olarak görünüyor. Bu güzel bir görüntü, dört oda görüntüsü. Burada da ise görülüyor. Kalbin işte torak içindeki yer alışı. Şurada çevresini görüyorsunuz. Tabii bunları hiçbir zaman ölçüm yapmaya gerek yok ama birçok normal bakıdan sonra artık gözünüz alışacaktır normale ve kalpte aşırı büyüme varsa ve çok büyük yer kaplıyorsa zaten gözünüzde çok kolaylıkla rahatlıkla fark edebileceksiniz. Örneğin bu bakın toraksa bu kalp sizce büyük mü? Elbette. Kocaman yok. Neredeyse toraksın içini kaplamış ve etrafında siyah bir alan var. Görüyorsunuz. Bu perikardiyal efüzyon. Buradaki gördüğünüz gibi miyometrimdeki defekten dolayı ilk başta divertikülüm oluşmuş, sonra işte perikardiyal sıvı bu kese içinde ilerleyerek bir tamponat oluşturmuş. Dolayısıyla perikardiyal efüzyon var. Ama gördüğünüz gibi kalpte duvarlarında da kalınlaşma da var. Dolayısıyla bu daha 4 oda görüntüsüne geçmeden bir panoramik bakıda bile çok rahatlıkla tespit edilebiliyor. Burada ise ne görüyorsunuz? Yine kalbe bakıyoruz. Bakarken kalbin tamarından alan tam ekojenik olmayan kalp kasından biraz daha ekojenik olan bir yapı görüyoruz. Bu kalbin iyi huylu tümörlerinden bir tanesi olan rabdomiyoma. Bunlara tabii ki önemli midir? Önemlidir. Böyle bir vakayı gördüğünüzde mutlaka genetik danışmanlık almanız lazım. Çünkü organların hemen hepsinde otozomal dominant geçit tüberosikloroz öyküsü vardır anne baba tarafında. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Böyle bir şey gördüğünüzde mutlaka genetik danışma tavsiye ediyorum. Dört oda görüntüsünde de hiç böyle detaylara girmeden de çok net olarak rabdomiyomayı sıklıkla sol ventrikülde yakalayabilirsiniz. Bu da bir başka olgumuzun sonlandırmış olguda ventrikül içine yerleşmiş rabdomiyom olgusunu izleyebiliyorsunuz. Peki bu genel bakıdan sonra neyi değerlendirin? Ventrikülleri değerlendirin. Ventriküller mutlaka sağ ve sol ventrikül ayırmamız lazım. Çünkü sağ ventrikül farklı morfolojik yapıda, sol ventrikül farklı morfolojik yapıdadır. Sol atriumun sol ventriküle, sağ atriumun sağ ventriküle bağlandığına emin olmamız lazım. Bazen konkordant değil, diskordant bağlantı olur ki bu da bir anomalidir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Mutlaka ventrikül duvarlarında hipertrofisi olup olmalı ve interventriküler septumun, her iki ventrikül septumun intak olduğunu bakmamız lazım. Gelin bunlara bir bakalım. Burada biraz önce söylemiştim, bağlantılar bu şekilde olmalı ve mutlaka mitral ve trisül kapaklar senkronize biçimde çalışmalı ve ventrikül ve atrium çapları eşit olmalı. Bunlara dikkat ettik. Bu kalbin yukarıdan bakıda gördüğünüz gibi tüm valiler 3 valide görüyorsunuz 3 kapaklıdır. Bir tek mitral val 2 kapaklıdır. Yerleşim olarak anatomik olarak aorta orta hattı olduğunu unutmamamız lazım. Ve gördüğünüz gibi trisülün 3 tane kordi tendinesi mitral kapağın 2 tane olduğunu da unutmamamız gerekir. Burada en önemli dikkat edecek şey burada kalbe özellikle bu lateral bakı yaptığınız zaman apex'e giden sağ taraftan kordo tendine vardır. Görüyorsunuz bu tarafta olursa sağ buradan buraya apex'ine doğru yerleşir. Bunun adı morfolojik olarak patolojik olarak sınıflandırabileceğimiz moderatör banttır. Bu moderatör bantı görmemiz niye önemlidir? Bunu gördüğünüz zaman diyebilirsiniz ki burası ventrikül kalbin sağ tarafıdır diye adlandırılabilir. Dolayısıyla kalbin sağ tarafı olup olmadığını değerlendirmemiz için ventriküler yapı olarak buna mutlaka bakmamız lazım. Burada görüyorsunuz çok güzel bir kalp görüntüsü var. Yakın bir çekim yapılmış. Büyütülmüş. Frame rate oranı arttırılmış. Burada kapak hareketlerini izleyebiliyorsunuz. Her iki kapakta sanki kuş kanatları gibi aynı anda açılıp kapanıyor. Bu önemli. Bazen restriksiyon olur. Bir kapak çok açılmaz ya da yarım açılır. Hiç kapanmayabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmeyin. Her iki kapak hareketi serbest. Free movement diyoruz buna. Bu var. Interventricular septumu burada çok net izleyebiliyoruz. Gayet güzel. Bir herhangi bir gross defect yok. Color koymadan bile net görebiliyoruz. Her iki ventrikül yapısına bakıyoruz. Aşağıya yukarı eşit. Baktığımız zaman atrium yapıları da eşit. Flap ovale'ye bakıyoruz. Sol tarafına doğru açılıyor. Hemen şurada yukarıda bakın desenden aortanın yanında sağ ve solunda iki tane pulmoner ven girişini color koymadan bile çok rahatlıkla görebiliyoruz. Normal bir anatomik yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu güzel bir dört dörtlük dört oda görüntüsü. Peki buraya bakalım. Her şeyden önce bir kalp görüyoruz. Bu kalp gördüğünüzde bir ventrikül görüyoruz kocaman. Bir tane daha burada rudimental yapı var. Bir, her şeyden önce gördüğünüz gibi burada ventrikül çapları eşit değil. İki, interventriküler septum intak mı? Değil. Onda da bir görüyorsunuz burada bir VSD var. Üç, burada kapak hareketini görüyorsunuz çok rahat.
Ama buradaki biraz kalınlaşmış ve daha zor hareket eden bir yapı var. Dolayısıyla mitral kapakta bir bozukluk. Gördüğünüz rudimenter bir sol kalp yapısı, bir VSD. VSD artı hipoplastik sol kalpli bir görüntü. Tabi bunun çıkış damarlarını gösterdim. Aortasında da atrezi vardı. Dolayısıyla bu hipoplastik sol kalbin 4 oda görüntüsü. Dolayısıyla bunun sadece baktığımızda, biraz önceki tanımlamalarımıza baktığımızda sadece 4 odaya bakarken bile gördüğünüz gibi adını koymak zorunda değilsiniz. Şu şu demek zorunda değilsiniz ama bir terslik olduğunu söyleyebilirsiniz. Bundan sonra diğer bir bakı. Bu bakıyı iki tür yapabilirsiniz. VSD için interventricular septum. Tavsiyem lateral planda bakmanızdır. Çünkü şurada yukarıda gördüğünüz gibi apikal planda dik olarak bakarsanız bu VSD'yi atlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu interventricular septum üzerinde yalan VSD'yi atlamamak için lateral planda burada olduğu gibi bakın color koyduğunuzda mavi akımı görüyorsunuz, geçiyor. Bir modda da yanda da görülüyor, burada da görülüyor. Dolayısıyla bir VSD mevcut. Bunu gözle görebilirsiniz. Kamera da koyarak net olarak izleyebilirsiniz. Ama tavsiyem burada lateral planda bakmamızdır. Dolayısıyla bu bakıda ventrikül duvarlarını değerlendikten sonra interventrikül septum değerlendirmesinde bu şekilde yapabiliriz. Burada ise nasıl görüyorsunuz? Hemen kalbi değerlendirelim 4 oda görüntüsünde. İki kere her şeyden önce ventrikül çapları eşit mi? Değil. Sonuçta bir ventrikül daha büyük, bir ventrikül daha küçük. Kalır koyduğumuzda bir tarafa giriş var, diğer taraftan giriş yok. Demek ki kapakları da güzel çalışmıyor. Ama dikkatimizi gerektiren bir durum daha var. Şurada baktığınızda bakın sağ ventrikülün ventrikülü kasılıyor. Diğer ventrikülün bakın yuvarlak global bir durumda duran, hatta endokardiyal fibrolistozda oluşmuş ekojenik rimi var içeride. Bu ventrikülün sağlıklı bir şekilde kasılmadığını görüyoruz. Diğer ventrikül çok rahat bir şekilde kasılıyor. Demek ki ortak bir kasılma yok. Bu tamamen diskinetik, disfonksiyonel bir sol ventrikül. Dolayısıyla sadece gördüğünüz gibi bu bakıda dahi çok rahatlıkla ventrikülün işlevsel olmadığını, bir ventrikülün diğer kapak hareketlerinin düzgün olmadığını bile net olarak izleyebilmekteyiz. Buraya kadar bunları 4 oda görüntüsü baktık, efüzyonuna baktık, ventrikülün kapak hareketlerini değerlendirdik. Sonraki etapta halen birinci vitesteyiz. Atrioventrikül kapakta kapakların açılıklarını ve offset'i izleyeceğiz. Bunun için neye bakacağız? Şöyle bakın, şu ortada gördüğümüz neydi? Biraz önce de görmüştük ventrikülleri ayıran. İnterventriküler septum demiştik buna. Bunu şöyle gösteriyoruz. İnterventriküler septum. Burada neyi görüyoruz? Biraz önce de söylemiştim. Sağ ventrikülde yer alan moderatör bant. Yani burada. Şurada pulmoner ven girişlerimizi görüyoruz yeşil olarak. Ve desenden artıyı pembe olarak görüyoruz. Hemen foramen ovaride içeride sol tarafta hareketli. Hepsini bir anda görebilme imkanınız var. Bu offset dediğimiz yer burada atrium içine giren şuradaki septum prim yapısı. Kapak hareketi de serbest. Bunları da iyi bir şekilde görmemiz bize atrioventriküler septal defektlerin tanısı açısından yardımcı olacaktır. Burada bakalım. Burada ne görüyoruz? Yine kalbin bir tane bir ventrikül görüyoruz. Bir tane daha sağlıklı bir ventrikül görmüyoruz değil mi? İki tane interventriküler septumla ayrılmış iki tane ayrı bir ventrikül var mı burada? Yok. Bir tane ventrikül. İki tane ayrı kapak görüyor muyuz? Hayır, onu da görmüyoruz. Bakın burada kapak hareketleri bir tane açılıyor. Diğer ventriküle ait rudimenter bir ventrikül var. Onun kapağı gördüğünüz gibi burada açılmıyor. Rahat bir hareket yapmıyor. Hiç hareket yapmıyor. Tamamen atretik. Bu gördüğünüz büyük ventrikül aslında sol ventrikül. VSD'de küçük rudimenter sağ ventriküle bağlanmış. Sol ventrikülün kapakları serbest. Sağ ventrikülünki atretik. Sağ ventrikülü sağ atriyuma bağlayan atretik kapak adı triküskül. Dolayısıyla triküskül atris artı VSD tanımızdır. Tabi çıkışlara bakmadık. Belki sıklıkla bunların %80'inde pulmoner stenozda olabilir. Ama sadece bu bakıda bile, 4 oda görüntüsü bile bir problem var diye adını koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir başka vakaya bakalım. Bu hızlı bir çekimde uzaktan bakılır, çok rahat kaçırılabilir. Bakın hareket yok kalp. Ama sinelup ağır çekimi yaptığı zaman bakın ortada kocaman bir boşluk görüyorsunuz. Normalde burada septum primum olması lazım. Kapak hareketlerinde aynı seviyede, kapakların da aynı seviyede izlenmesi gerekirdi. Halbuki şurada bakın ortada kocaman bir boşluk var. Komplet AVS'de vakası. Böyle gördüğünüzü korkmanız lazım. Bunların %70'inde Down sendromu çıkar. Bunlarda mutlaka kaçırmamak lazım bunları. Kaçırırsa hem AVS'dir hem de Down sendromu bebek doğmuş olur büyük olasılıkla. Dolayısıyla mutlaka burada kapak hareketlerini incelememiz ve ortada septum primum mutlaka görmemiz gerekir. Burada dikkatinizi çekmiştir. Burada ventriküller her ikisi birbirine eşit olarak dağılmış. Bazen bu atrioventriküler septal defekt dengelenmiş AVS idi bir önceki olgumuz. Bazen de dengelenmemiş.
ambalans AVC'li olarak karşımıza çıkar. Burada bakın kocaman bir sol ventrikülü, küçük bir sol ventrikül, büyük bir sağ ventrikül görüyorsunuz. Burada da yine atrioventrikül septum oluşmamış ve septum primum net olarak oluşmamış büyük bir kaçak var. Burada da zaten baktığınızda normal bir yapı olmadığını, dört oda görüntüsünde bir terslik olduğunu, adını koymasanız dahi çok rahatla söyleyebilmeniz bu bakılara baktıktan sonra mümkün olabilmektedir. Son olarak birinci viteste incelememiz gereken mutlaka atriumlardır. Atriumlar yaklaşık eşit olmalı ve septum primumu görmeliydik. Dolayısıyla atriumların değerlendirmesini yaptıktan sonra da bunu bitirmiş olacağız birinci vitesi. Burada görüyorsunuz, yine biraz önce göstermiştim videoyu. Sol taraf, sağ taraf. Bunun sağ taraf olduğunu nereden anlıyoruz? Şurada bakın, daha pürtüklü bir yapı vardır. Sol taraf daha düzgün bir yapı vardır. Daha büyük gibi gelir ama bakış açısından dolayı değil. İkisi eşittir ikisi. Şurada bu pürtüklü yapı gördünüz. Bakın orta apikal doğrultusunda septomarjinal kordi tenden dediğimiz buradaki modülatör bant bize sağ taraf olduğunu buluyor. Burası sağ taraf, sağ atriumun sol ventrikül, sol atriuma bağlanmış. Bu dolayısıyla konkordant bir bağlantı olan güzel bir bağlantı olarak karşımıza çıkıyor. Burada septum primumu izliyoruz. Burada baktığımızda bir anormallik gözünüzde çarpıyor mu? Elbette çarpıyor. Kocaman bir siyah alan. Ne acaba? Kalp büyümüş, kocaman bir yer kaplıyor. Kardiyomegalisi de var, evet. Ama buradaki büyük alan ne? Sağ atriyum. Sağ ventrikül, sağ atriyum bağlı. Ama burada dikkat etmeniz lazım. Trius kapak olan bölgedeki bu kapakçık diğer mitral kapağa göre bakın daha kalın. Burada elbet bir kaçak var. Düşük çekilme, yani bunu sinir loop'ta izlediğiniz zaman ağır çekilme çok rahat kapak hareketlerinde kalırda koyduğunuzda kaçağı net olarak izleyebiliyorsunuz. Bu bir trüksüz yetmezliğiyle giden mild displasi olarak adlandırılan ve kısmen de mild Epstein olarak adlandırılan trüksüz displasi de denilen bir olgu. Ama karşınıza çıkma prezent olma şekli gördüğünüz gibi kocaman bir sağ atriyum. Dolayısıyla atriyumlar arasındaki ambalans, yani dengesizliği burada görerek bir taneye yaklaşabilirsiniz veya hiç adını koymadan bir terslik olduğunu söylemeniz bile yeterli olacaktır. Burada ise yine bir kalp görüyoruz. Kalbi gördüğünüzde bakın kapak hareketleri bir şey dikkatinizi çekiyor değil mi? Atriyumlar kocaman. Yani yine dengeli bir atriyum yok. Sonuçta demek ki burada baktığınız zaman aslında kalır koyuyor. Bakın burada kocaman bir kaçak var. Şu kapak hareketine bakın, mitral kapak. Diğer kapağa dikkatinizi çekti mi? Diğer kapak. Kapak salınımlarına bakarsanız aşağı seviyede daha apikal bölgeye kadar uzanabiliyor. Dolayısıyla bu kalbin bu posterior kapakları ve orta kapakları aşağı doğru yer değiştirmiş sağ taraftaki. Bunlar da Epstein anomalisi. Dolayısıyla Epstein anomalisi de yine büyük bir atriyum, büyük bir kaçak karşımıza çıkabilir. Bunlar tabii çok tehlikeli olgular. Bunların çoğu da anne karnında inotomort fetalis olur. Kromozom patolojisi yüksektir. Prognozu çok iyi olmayan kalp hormonlarından birisidir. Bunu da kaçırmamak lazım. Ama sadece şu dört oda görüntüsüne bakarak bile gördüğünüz gibi tespit edebilmek çok büyük oranda olası olarak gözüküyor. Bu birinci vitesi tamamladıktan sonra artık kalbi panoramik baktık, situsunu, pozisyon aksını ve dört oda görüntüsünü güzel bir şekilde değerlendirdik. Aslında bunu alıştıktan sonra gözünüz bunu 3-4 saniyede çok rahat yapabileceksiniz. Sonra ikinci vites ve üçüncü vites aorta pulmoner arterleri değerlendirmeye geldi sıra. Büyük damar çıkışlarına bakarken ilk başta aorta ile başlayacağız. Ama unutmamamız gereken sol ventrikülden aorta, sağ ventrikülden pulmoner arter çıkar. Ve her ikisinin çapları aşağı yukarı aynıdır ama %10 oranında pulmoner arter biraz daha geniş olmaktadır. Ve çıkış düzeninde her iki damar birbirini çaprazlamaktadır. Bunlar önemli noktalar. Bunları irdelersek sol ventrikülden çıkış. Buna kimisi 5 damar görüntüsü der, 5 oda görüntüsü der. Ama sonuçta aslında bu da bir aortun çıkışının yolunu izlenmesi olarak adlandırılabilir. Bunu bu şekilde görüyoruz. Burada baktığımızda bakın şematik olarak değerlendirdiğinizde sol ventrikülden çıkarken aortayı, şuradaki beyaz alana dikkat ediyorsunuzdur belki. Bir ayak görüntüsü var. Bu Hollandalı Sabo görüntüsü, ayak görüntüsü adını verir. Balerin ayağı görüntüsü. Bunu görüyorsunuz, mitral kapağın anterior turuncu olan yer, açık sarı renkte. Oradan aortanın çıkış yönü gösteriyoruz, okla mavi olarak, aorta olarak. Bakın ayak bileğinden yukarı doğru çıkıyor. Bu interventricular septumlar devamları olan bir çıkıştır, bu önemlidir. Çünkü buradaki devamlılık bazen olmaz, aort orta hatta doğru kayar ve VSD'de ve buna bağlı bazı anomaliler oluşabilir ki birazdan göreceğiz. Bu continuity, yani devamlılığı interventricular septumla aort çıkışının uzun aksının görüntülenmesi önemlidir. Bununla ilgili bir anomali bakalım birazdan. Ama her şeyden önce şurada normal bir anatomi görelim. Bakın burada kalbi görüyorsunuz. Sol aks çıkışını aorta işaretlenmiş. Ve içindeki bakın kapak hareketleri beyaz açılıp kapanıyor.
Bunu görmek çok sağlıklı. Kapak hareketi serbest, aortun interventriküler septumla devamlılığı intak ve hemen önde de mitral kapak hareketlerini ve sol ventrikülün de gayet iyi olduğunu net olarak görebiliyoruz. Bu güzel bir 5 oda görüntüsü veya sol aort çıkışı olarak adlandırılabilir. Damar görüntüsü olarak izleyebiliyoruz. Bu gayet güzel bir görüntü. Burada bakalım ne görüyoruz? Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Burada baktığınız zaman hemen durdurdum. Aorta sol ventrikülle devamlılığı var mı? Yok. Orta hatta gelmiş. Biraz önce de söylemiştim. İnterventriküler septumun ortasına binmiş gibi. Devam ettirelim. Burada gördüğünüzde orta hatta gelmiş. Kalır koyduğunuzda diğer taraftan da bir akım var. Ama oradaki gelen damarın çapına bakarsanız, kalırlar üzerinde işaretlersen bakın bu kadar boyuttayken aortadaki bu kadar. Halbuki aşağı yukarı aynı olması lazım. Çünkü pulmoner stenozu var. Hem pulmoner stenoz hem de aort overriding yapmış, yani orta hatta doğru gelmiş. İnterventriküler septum üzerine binmiş bir BSD'si var. Pulmoner stenozu var. İşte bunun adı fallotetrosi. İşte biraz önce de görmüştük. Yani aortanın çıkışı devamlılığı çok önemli. Orta hatta gelmesi, pulmoner stenozun eşlik etmesiyle beraber bunu mutlaka yakalayabilirsiniz. Adı fallotetrosi oluyor. Hoş adını net olarak koymasanız da böyle bir aortun kaymasını izlemek ve tespit etmek önemli olarak bakımızda yer almaktadır. Burada da fallotetroloji patoloji olduğunu görüyorsunuz. Buradan sakın yanlış anlaşılma çıkmasın. Fallotetroloji olguları kesinlikle direkt olarak kromozom sonlandırmıyoruz. Hemen hepsi çok büyük bir oranda tedavi yanıt verir ve ameliyattan çok 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 iyi yanıtlar alınır. Bu başka bir olgu. Kromozopatisi çıkmış ve dandibolokrumda eşlik ettiği bir olguydu. Aortun görüyorsunuz kocaman çapı var. Pulmoner arter daralmış. Halbuki aşağı yukarı aynı olması lazım da. Gördüğünüz gibi pulmoner stenozu var. Orta hatta görüyorsunuz aorta gelmiş. Halbuki buradan soldan balerin ayağı şeklinde çıkması gerekiyordu. Bu da VSD gösteriyor. Bu da fallot olgulu olgumuzun konfirme edilmiş patolojik halini göstermektedir. Aortun orta hattan kaymasını izledik. Bir de mutlaka bu uzun aksa bakarken probunuzu biraz önce ikinci vites demiştik. Biraz öne ittirdik. Aort çıkışını gördük. 5 oda görüntüsünü. Biraz daha öne kaydırırsanız probunuzu hemen de pulmoner arterinin de üstünden geçtiğini göreceksiniz. Bu da 3. vites olarak karşımıza çıkacak. Ve bu sırada birbirlerini çaprazlamış olacaklar. Bu da önemli bir görüntüdür. Burada bakarsak bakın burada ne görüyorsunuz? Kalbin normal yan duruşu. Buradan aort çıkışını görüyoruz. Üst taraftan pulmoner arterin gelmesini bekliyorsunuz. Ama gelmiyor. Gelmiyor çünkü pulmoner arteri atretik. Dolayısıyla aortu görüyoruz. Bakın hemen probunuzu biraz daha baş yönünde ittirdiğiniz zaman göremiyorsunuz. Hatta reverse akım görüyorsunuz. Çünkü ductus arteriosundan geriye doğru gidiyor akım. Dolayısıyla burada aslında tanımız çok zor olmakla beraber aslında gördüğünüz gibi birleştirince bulmanın parçalarını adını koyarak da koyabiliyorsunuz. Pulmoner atrezi intak ventriküler septum. Yani ventriküler septumda VSD olmadan pulmoner atrezi çok nadir görebilecek bir olgudur. Ama sadece gördüğünüz gibi birinci vitesten ikinci vites, üçüncü vitese geçerken gördüğünüz gibi üçüncü vites oluşan pulmoner arteri göremiyorsunuz. Halbuki buraya bu kadar baktığımızda 4 oda görüntüsünde, gerçi burada dikkatinizi çekmiştir. Bu da sağ taraf biraz daha ne olarak izliyoruz 4 oda görüntüsünde? Hipoplazik olarak izliyoruz. Sol taraf daha geniş duruyor. Bir çek dikkat eden 4 oda görüntüsü o. Ama aortayı çok net olarak ikinci viteste bakın burada izleyebiliyoruz ama üçüncü viteste pulmoner arter üzerinden geçmiyor. Bu da önemli bir bulgu. Çaprazlama demiştik. Buna bakarsak ne göreceğiz? Bakın buradan kırmızı olarak gördüğünüz kalır olarak koyduğunuz aortaydı. Mavi olarak gördüğünüz yer pulmoner arter. Birbirlerini üst üste çaprazlıyorlar. İkinci ve üçüncü vitesin birbirine geçişi. Dolayısıyla bu önem olarak çaprazlaşma çok önemli bir yer tutmaktadır. Neden? Birazdan bununla ilgili anomaliler göreceğiz. Bakın burada dikkatinizi ne çekiyor? Hemen iki tane damar çıktı. Sağlı solu birbirini çaprazlamıyor. Bir de ikisi de aynı yerden çıkıyor. İkisi de sağ ventrikülden çıkıyor. Ve ikisi de aynı yerden ve çaprazlamalı. Bunun adı çift çıkımlı sağ ventrikül. Double outer driving door diye geçer. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ne bir çaprazlama var ne bir farklı ventriküllerden çıkma var. Dolayısıyla bunun adı belli. Bu şekilde tanınızı koyabilmek mümkün olmaktadır. Diğer bir olguya bakarsak hemen burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Kalp bir şey dikkatinizi çekti mi? Yatay duruyor. Farkındaysanız yatık vaziyette. Aksı değişmiş. Biraz da sol tarafa doğru kaymış. Hemen bir problem olduğunu aslında seçebilmemiz mümkün. Bakın direkt bakıda daha birinci vitesteyken bile bunu görebildik. Hemen devam ediyoruz. Çıkışlara bakalım dedik. Çıkışlarda bir tane damar görüyoruz. Başka bir damar gösteremiyorum çünkü başka bir damar yok. Bir tane çıkış damarı var. Nerede çaprazlama? Yok. Nerede ikinci, üçüncü vites? Yok. Demek ki şuradan hemen
pulmoner arter dallanmasını görüyorsunuz ana damlardan çıkan. Dolayısıyla tanımız aslında bu olgu için neydi? Truncus arteriosus. Bu da aynı olgunun, bakın burada görüyorsunuz, sol ventrikülden çıkan aortaya çıkacaktı. Sağ ventrikülden ne çıkacaktı? Pulmoner arteri çıkacaktı ve birbirini çaprazlayacak idi. Ama öyle bir görüntü var mı patolojik görüntü? Yok, ikisi aynı yere çıkıyor. Çünkü truncus arteriosus. Gördüğünüz gibi belki birinci viteste 4 oda görüntüsünde aksi pozisyonu gözden kaçırabilirsiniz. Kaçırmamamız lazım. Ama kaçtı. Ama onda bile ikinci, üçüncü vitesleriniz aor çıkışına veya pulmoner artere bakarken birbirini çaprazlama olmaması, tek bir damar izlememizden de buradan da tanıya yaklaşabilmemiz mümkün olmaktadır. Diğer bir vakamıza bakalım. Burada da çıkışları izleyeceğiz. Çıkışlara baktığımızda şöyle bakın, iki tane paralel yapı görüyoruz çıkan. Birisi bir ventrikülden, birisi diğer ventrikülden çıkan iki tane yapı. Soldan ve sağdan paralel iki yapı çıkmış ama ters yerden çıkmış. Pulmoner arter sağ ventrikülden, aorta pulmoner arter sol ventrikülden, aorta sol ventrikülden yer almış. Dolayısıyla ters diskordant bir çıkış var ve paralel bir şekilde çıkmış ama farklı ventriküllerden çıkmış. Bunun adı transpozisyon olarak karşımıza çıkıyor. Burada gördüğümüz gibi normal bir şartlarda ikinci, üçüncü viteste aorta ve pulmoner arter birbirini çaprazda ve ard arda görmemiz gerekirken burada yan yana görüyoruz. Bu da bize paralel damar çıkışlarının farklı ventriküllerden olması nedeniyle transpozisyon tanımızı doğruluyor. Bu da ameliyat sırasında intraoperatif çekilmiş bir görüntü. Bakın paralel çıkışı böyle görüyoruz. Halbuki patolojik olarak yanda gördüğünüzde kırmızı mavi oklarla işaretlenmiş. Böyle biçimde olması gerekir idi. Bu ilk 3 vitesi bitirdikten sonra 4. vitesimiz 3 damar. Biraz daha ileri doğru probumuzu bükersek 5 damar, 3 damar trakeal görüntüsüne geçmiş olacağız. Burada bakarsak 3 damar trakeal görüntüsü aslında nedir? 3 damar trakeal görüntüsü aslında tüm bu görüntü bu 5 vites tekniğinde yapmamız gereken 1. vitesten 1, 2, 3, 4, 5. Ufak bir şube el hareketi. Şöyle tuttuğunuzda probumuz sadece bu kadar. Baş yönünde sadece bu kadar ufak bir hareket yapacaksınız. Tüm bu gördüğünüz hareketler sadece bunda. Dolayısıyla bu son harekettir. Bu son hareket iyice baş yönünde, bebeğin baş yönünde proba eğdiğiniz zaman bunu görürsünüz. Ama pozisyonun başlangıcını mutlaka situs değerlendirmesi başladığını ve 4 oda görüntüsüyle başladığını unutmayın. 4 oda görüntüsünden itibaren probunuzu yapmadan bulamazsınız bu görüntüyü. İlk önce 4 oda görüntüsü, sonra probunuzu öne doğru baş yönünde eğiyorsunuz. Bu son 4. 5. vitesinin 3 damar trakeal görüntüsü. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman şöyle bir görüntü görmeniz lazım. En üstte 3 tane damar yapısı, böyle siyah büyükten küçüğe doğru giden. En üsttekinin pulmoner arter, ortadakinin aorta ve en alttakinin superior vena cava diyoruz. Aortanın da hemen trakeya görüyorsunuz. Sol tarafında yer aldığını görüyorsunuz. Soldan sağa doğru, büyükten küçüğe doğru pulmoner arter, aorta, superior vena cava olarak sıralandığını izleyebiliyoruz. Bakın burada 4 oda görüntüsü görüyorsunuz. Color da koydum. 4 oda görüntüsündeyken probu biraz öne doğru eğdiğinizde bakın 3 damar görüntüsü ve pulmoner arter ile aortanın birleşmesini görüyoruz. Burada bakın tekrar probu eğdim ve pulmoner arter solda, aorta ve superior vena cava ve burada görüyorsunuz bakın bu birleşmeyi, V şeklinde birleşmeyi izliyoruz. Bu önemli. Bununla ilgili patolojileri de şimdi birazdan göreceğiz. 3 damar görüntüsü de bize faydası var. Buna bakarsak ne göreceğiz? Burada biraz önce ne demiştim? Pulmoner arterle aorta birleşecek bir V şeklinde görüntü oluşturacaktı. Burada böyle bir görüntü izleyebiliyor muyuz? Hayır, birleşmiyorlar. Birbirine ayrı, tren rayı gibi U şeklinde birbirine bağımsız olarak gidiyor. Birleşme yok, uçları birbirine değmiyor. Dolayısıyla bu aslında tanımız belli. Aortik arkın trakeanın solundan değil de sağından dönmesiyle bu meydana gelir. Bunu da biraz önce göstermiştim. Ultrasonda neydi? Pulmoner arter aorta uçları birleşiyor idi. Trakeanın solunda kalıyordu bu. Bu normal fizyolojik bir görüntü. Ama bakın hiç bunda böyle bir birleşme var mı? Yok. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi aortik ark trakeanın solundan dönerken burada aortik ark trakeanın sağından dönüyor. Tabi bu izole de olabilir, tek başına da olabilir veya kompleks anomalilerle beraber de olabilir. Ama genelde 22 mikroküv delesyonuyla beraber olur. Bunu tekrar bunlara prenatal tanı yapmak gerekir. Ayrıca de postnatal dönemde bebekte disfaji, solunum sıkıntılarından da takip etmek gerekmektedir. Diğer bir bakıda 3 damar görüntüsü elde ederken burada görün biraz önce demiştik V şekli birleşiyordu. Evet birleşme var ama burada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Şöyle baktığınız zaman bir damara birleşmiş, bir de bir ekstra bir damar daha yandan bir damar geliyor. Bu damar nedir? Normal mi? Elbette normal değil. Buna baktığınız zaman bakın burada
damarların birleşmesini izliyorsunuz. V şekli normalde slide'ın sağında. Burada ise bakın yandan bir damar daha eklenmiş ona. İşte bunu gördüğünüz zaman aklınıza ne gelmeli? Birazdan söyleyeceğim. Şurada bakıyoruz. Normal şartlarda aortik arkını incelediğiniz zaman sol subklaven, sol karotis ve brachial sefalektan çıkan sağ subklaven, sol karotis kamını izliyoruz. Bu üç damar görüntüsünü aortik arta çıkışlarını böyle inceliyor idik. Eğer ki bir dördüncü damar olarak buradan çıkar. Bazen normalde brachial sefalekten sağ kamı ve brachial sefalek ayrılması gerekirken varyant olarak aberan right subclavian arter dediğimiz durum oluşur ve dördüncü damar olarak buradan çıkar ve trakeanın arkasından dolanırsa işte o zaman biraz önce gösterdiğim bu durumdaki buradaki görüntü oluşur ve buradaki uçları birleşir ama bir damar da yandan geliyor. Buna arsa bulgusu diyoruz. Yani aberan right subclavian arter. Bu da tabii Down sendromu belirteçlerinden bir tanesidir. Bu tabii Down sendromu demek mümkün değildir illa buna ama hele yanında başka bulgular da varsa bu ön tanıyı oldukça destekler nitelikte olmaktadır. Ve bu nedeniyle de biz perinatal uzmanları tarafından standart taramada mutlaka kullandığımız bir düzlemdir. Ama uzman gözüyle de fetal kalp değerlendirmesi yaparken, kalp akımlara bakarken özellikle 3 damar görürsen, kalıbınızı koyarsan böyle bir akım gördüğünüzde V'lerin birleştiği yerde yandan gelen bir akım da görürseniz bunu da mutlaka konfirme etmekte ve doğrulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Peki bütün bunlara baktıktan sonra genişletilmiş fetal kalp taramasında ne yaptık biz? Bütün yaptığımız şeylerin dikkatinizi çekersiniz hepsi aksiyel plandaydı. Yani kalbin situsuna baktık, bebeğin pozisyonunu değerlendirdik, şöyle kapaca baktık kalbe, sonra dört odayı buldunuz. İşte dört oda görüntüsündeyken birinci vitesten biraz öne doğru eğdiniz aortu görünüz, biraz daha öne doğru eğdiniz pulmoner arteri görünüz, biraz daha öne gördünüz üç damar trakeal görüntüsü görünüz. Böylece beş vites tekniğini hiç bileğinizi kıpırdatmadan sadece ufak öne doğru bir aksiyel hareketle bitirmiş oldunuz. Peki bunu yapınca ne elde ettik? Bir şey gördük de tak diye tanısını mı koyduk? Hayır, istenilen elbet bu değil. Sizlerden istenilen mutlaka bir anormallik, normalin dışında bir anormallik gördüğünüz zaman mutlaka bunu ikinci basamak veya üçüncü basamak bir yere mutlaka yönlendirmenizdir. Normali normal olarak değerlendirmeniz ve problemi şüpheli bir şey varsa adını koymak zorunda değilsiniz. Bir isim yapıştırmak zorunda değilsiniz. Mutlaka ilgili yere göndermek. Daha önce VS'de var diye önemsemeyebilirsiniz ama aorta ortasının %50'sinde, transposyonların da %50'sinde mutlaka VS'de olduğunu unutmayın. Dolayısıyla küçük bir anomalinin yanında başka gizli başka bir anomali de olabilir. Bunda mutlaka kahramanlığa gerek yok. İlgili yere refer edilmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Total olarak bakarsak mutlaka kalbi 1-2 dakikanızı ayırın. Mutlaka eğer kendi pratiğinizi arttırmak istiyorsanız 20-24 hafta arası özellikle çalışabilirsiniz. Net güzel görüntü olur. Mutlaka sinir loop dediğimiz kalbi ileri geri hareketlerini yavaşlatıp durdurup öyle bakın kapak hareketleri özellikle. Mutlaka fokus yapalım, büyütelim. Çok küçük sinek gibi kalpte bakmayalım. Yüksek frame rate kullanalım. Mutlaka dediğim gibi situs, pozisyon, 4 oda, çıkış ve 3 damar görüntüsünü 5 vites tekniğiyle değerlendirelim. Tüm bunlara baktıktan sonra gördüğünüz gibi biraz önce de söylemiştim. Sadece 4 oda görüntüsü baksaydınız %40 kalp anomalisi yakalayacakken çıkışlara da 3 damar da ekleyerek %70'leri hatta 80'lere bile çıkabilmemiz mümkün olabilmektedir. Genişletilmiş fetal kalp taramasından sonra eksik kalan bir şey var mıdır? Venöz bağlantıra ve arkus aortanın da ayrıca değerlendirmesi gerekebilir. Dolayısıyla bunları da yapmak istiyorsanız değerlendirmede venöz dönüşleri nasıl değerlendirebiliriz derseniz sagittal planda bakmanız lazım. Burada gördüğünüz gibi sağ atriumu yukarıdan sağ vena cava superior, alt tarafta da inferior vena cava geliyor. Görürse herkese sağ atriumu boşluğu venöz dönüşü olur. Normal sağlıklı bir görünüş budur. Bunu böyle sağlıklı bir şekilde görüyorsanız venöz sistem normal olarak çalışıyor diyebiliriz kalp için. Burada görüyorsunuz toraks içinde mide, kalbi görüyorsunuz. Hemen dikkatinizi çekmiştir. Burada 3 damar görünse ne görecektik? Pulmoner arter, aorta ve superior vena cava. Pulmoner arterin önünde bir damar daha var. Birazdan değineceğim. Aorta ve ama superior vena cava'yı görmüyoruz. Çünkü burada sol SVS dediğimiz superior vena cava sol tarafta oluşmuş. Normalde sağ tarafta oluşması gerekirken burada sol tarafta oluşmuş. Sağ SVS'imiz sağ superior vena cava'yı izlemiyoruz. Burada 3 damar görüntüsü bile çıkabiliyor bu görüntü. Ama burada dikkatinizi çeken bir şey var. Bakın burada inferior vena cava'yı sağ atriumun boşaldığını görebiliyoruz.
Ama yukarıdan gelen, biraz önce lateral planda gösterdiğim sol SVS dediğimiz, sağ SVS dediğimiz sağ süpervene kavayı izleyemiyoruz. Dolayısıyla bu da çok nadir görülebilecek bir şey. Çok sık izlediğimiz anomalilerde değil ama venöz sistemin tam olması önemlidir. Dolayısıyla venöz sistemi değerlendirirken mutlaka süpervene kava ve inferovene kavanın sağ atriyumu tam açıldığından emin olmamız gerekir. Bir değerlendirmemiz gereken bir konu da önemli olan aortik arkın değerlendirilmesidir. Aortik arkı bazen 3 damar düzleminde de görebiliyoruz transfer kestin ama her zaman tam sağlıklı olmayabilir. Biraz önce de göstermiştim. Burada arcus aortae görüyoruz. 3 tane damar çıkar. Bir tanesi sol klaven ve sol common carotis. Bir de brachiocefalik arterde. Bu 3 damarı gördüğümüz zaman aort olduğunu algılayabiliyoruz. Bu da gördüğünüz gibi bir power doplerle kalbin arcus aortasının gösterilmesi gayet sağlıklı bir arcus aorta olarak karşımıza çıkıyor. Bu videoda aortun çıkışını izliyoruz. Aort çıktığı zaman bir karşısına aldığını ve descenden aortaya doğru ilerlediği görülmekte. Ama bununla birlikte çıkan aorta ve descenden aortanın çaplarına baktığınızda ortadaki transvers aortanın daraldığını görüyorsunuz. Bir fibrotik band şeklinde daralmış. Yani inen aorta ve descenden aorta ve çıkan aorta arasındaki oran, çaplar bu transvers aorta için geçerli değil. Dolayısıyla buradaki alan, yani sol subklavyenden sonraki daralma ve transvers o aortadaki daralma bize tanımızı koyduruyor aslında. Bu bir aort koartasyonu. Aslında çok demonstratif bir aort koartasyonu. Her zaman böyle olmayabilir. Bazen hafif tipler olabilir. Çok hafif bir darlık olabilir. Çok rahatlıkla gözden kaçınabilir. Yakalanması gerçekten zor bir anomalidir. Eğer hele mild aort koartasyonu varsa. Dolayısıyla bu şekilde, bu açıyla aort bölgesini, arkusunu bu şekilde izleyerek aort koartasyonunu yakalamamız olası olacaktır. Bir diğer anomali ise aort arkana bakarken burada gördüğünüz gibi bir damar çıkıyor yukarı doğru. Tabii ki biz bunun aort olduğunu düşünüyoruz. Aort olduğunu düşünüyorsunuz. Yan planda bakıyorsunuz. Bu pulmonerde. Burada bir şey dikkatinizi çekmiştir aslında. Hemen solla sağ arasındaki bakın. Sağ biraz daha geniş, sol biraz daha dar. Dört oda görüntüsünde. Aorta şöyle baktığınızda bakın yukarı doğru direkt olarak çıkıyor. Ama aortun kalbisi var mı? Ne oluyordu? Aort yukarı çıktıktan sonra hemen aortik arkın oluşması gerekiyor. Öyle bir ark görüyor musunuz? Görmüyoruz. Görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Neden görmüyoruz? Birazdan göreceğiz. Yukarıdan gördüğünüz bu aortik ark değil. Bu pulmoner arterin devamı ductus arterius. Demek ki bir terslik var. Yani bu aortik ark tam oluşmamış. Neden oluşmamış? Onu da görelim. Bu interruptus arterius, yani kesintili aortik ark. Eğer ki bu kesinti şu A bölgesinde olursa ductus arterius'tan önce, burada da gördüğünüz gibi yukarı çıkan bir aorta böyle bir 3 damar şeklinde görürsünüz. Diğer buradan kesinti olursa bizim vakamızda biraz önceki olguda gösterdiğim gibi ki en sık bu görülür. Burada aorta çıkışını ve böyle damarlanmış, çatallanmış bir yapı görürsünüz. Gördüğünüz gibi bunların hiçbirinde arcus aorta oluşmuyor. İşte arcus aortayı gözlemlemek bir problem var mı yok mu diye hem aort koartasyonu için hem interruptus aortanın tanısı için oldukça önemlidir. Dolayısıyla standart genişletilmiş fetal kalp tarımıza 5 vites tekniğine büyük venöz dönüş damarlarını ve arcus aortayı da eklerseniz 4 dörtlük bir tarama her şeyi de sağlamış olursunuz. Tüm bunlarla beraber kendinizi geliştirmek, daha iyi gidebilmek, yakaladığınız olguları daha iyi denemek, önemli noktaları belirlemek, daha fazla klinik bilgi edebilmek için dünyada en çok baskısı yapılan ve satılan Rabbi Çevir'in editörünün yaptığı kitabın Türkçe çevirisini ve çeviri editörünün ve birçok içindeki bölümleri kendimi şahsen çevirdiği bu fetal ekokardiyo pratik kılavuzu mutlaka herkesin edinmesini ve en azından bir kere okumanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum.